Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün önemli bir konu var. Yine önemli konular arkadaşlar. Nebetül Arz. Nemül suresi 82. ayette. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Şimdi biz bunu araştırdık. Yani 82. ayette Nemül suresi, Nebetül Arz ile kıyamete yakın bir zamanda yerin dibinden, yani toprağın altından ya da yerin dibinden, tepenin mi artık, bu yer dediğimiz ne yani? Hani çünkü biz de topraktan yaratıldık, insanlar da yaratıldı ve diyor ki işte insanlara bir şekilde cehenneme veya cennete gideceğini belirtecek. Şimdi bu Tebettür Arz meselesi biraz karışık bir meseledir. Şimdi ben buradan böyle okumak istiyorum. Bak, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de sadece Neml suresinin 82. ayetinde Tebettür Arz'dan bahsetmektedir. Ve kıyamet saati yaklaştığında onlara verdiğimiz azap sözü onları gelip bulduğunda. Yani kıyamete yakın azap olacak diyoruz ya, işte Mehdi Aleyhisselam, işte Yecüc Mecüc. Yerin altından bir canlı varlık Dabbe çıkarırız. Bir başka rivayette ise Dabbe insanların alınlarına cennet ve cehennem mührü vuracaktır. Şimdi açıkçası ben bunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani acaba ben bunu düşünüyorum. Debetül Arz, yani arzdır yani sonuçta. Acaba Mehdi Aleyhisselam'la alakası olabilir mi? Hani çünkü bazı rivayetlere göre asa verilecek, bazı rivayetlere göre işte yüzük verilecek. Yani yerin altından çıkaracağız derken, yani insan da yani sonuçta canlı bir varlıktır. Ha, değişik bir tür mü olacak? Değişik bir türden bir şeyler mi çıkacak yerin altından? Yecüc Mecüc gibi mesela. Şimdi gerçekten de bu iş çok enteresan bir şeydir. Bak burada ne diyor? Allah Resulü Tebetül Erd ile ilgili bizlere şu hadisi buyurmuştur. Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye artık imanı fayda vermez. Bunlar güneşin battığı yerden doğması, Deccal ve Tebetül Erd. Arkadaşlar, bu hadis can alıcı bir hadis. Hani bize diyorlar ya, Mehdi Aleyhisselam Kur'an'da yoktur. Var. İsim farkı var. Bakın burada Debedül Arz'dan bahsediyor. İşte kıyamete yakın zamanda çıkacak diyor ya. Bak burada çok önemli. Bunlar güneşin battığı yerden doğması. Yani güneşin battığı yerden doğması. Deccal ve Tebettül Arz'dır. Hani o şeye iman etmedikçe. Yani bunlara batıyor ki Allah Resulü Tebettül Arz ile ilgili bizlere şu hadisi buyurmuştur. O şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan. Mesela biz desek ki Deccal yoktur desek. Bu hadise göre bu büyük bir sıkıntı yaratır bize. Desek ki güneş batıdan doğmaz, öyle bir yalandır desek, o da bizim imanımızı zedeler. Ve desek ki Tebettür Arz yoktur desek, o da imanımızı zedeler. Buna Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın ayetlerinde sabittir. Ve bu hadis de Kur'an'a uygundur, yani bu hadis de Kur'an'a uygundur. Ama benim anlatmak istediğim şey bu. Şimdi biz bazı arkadaşlar diyorlar ya işte Hazreti Peygamber, yani Hazreti Mehdi geldiği zaman Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü ve Musa Aleyhisselam'ın asası olacak yanında. Aynı şeyler başka bir hadiste Tebedül Erd için de geçiyor. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü ve Musa Aleyhisselam'ın asası, yani ay sandığı diyelim. Yani onun da olacak. Bak, yerin altına çıkacak. Yerin altından ne çıkacak? Ay sandığı çıkıp da bizim inancımıza göre Mehdi'ye verilmeyecek mi?
Evet. O zaman bu ay sandığı, işte yüzükle beraber, işte bu asayla beraber Tebettür Erd, işte Mehdi olamaz mı? Hani isim yok yani. Tam Mehdi Aleyhisselam'ın ismi yok ama orada bir mücadele olacak. Diyor ki işte kafirleriyle Müslümanları ayırt edecek. Alnlarına mühür vuracak. Mehdi Aleyhisselam değil mi? Hani hatta Mehdi Aleyhisselam Deccal'a mücadele etmeyecek mi? Ya Deccal ile Tebettür Erz'den bahsediyor bak. Mesih'ten bahsetmiyor özellikle bak. Burada Deccal ve Tebettür Erz'in mücadelesinden bahsediyor. İşte Tebettür Erz aslında belki de bazı alimlerimiz bunu ya tam anlamamışlar ya da kapatmak istemişler olabilir ya da ben yanlış anlıyorum. Yani yerin altından çıkması sanki belirli bir işaret var işaret. Ya da Tebettür Erz ile niye Mehdi Aleyhisselam bir olmayacaklar? Hani ben de hadi diyelim ki Tebettür Erz farklıdır. Mehdi Aleyhisselam farklıdır. Hiçbir hadiste ben görmedim ki Tebettür Erz ile Mehdi Aleyhisselam yanına gelen bir hadis yok mesela. Ben de buna da çok değişik bir şey. İşte kimi demiş ki Tebettür Erz AIDS hastalığı ve sefahat tabi olabilir mi? Bak. Mesela biri öyle demiş. AIDS şey olabilir mi? AIDS ya da korona. Bunlar işte bu hastalıklar Tebettür Erz olabilir mi? Ya diyor ki alnına mühür vuracak. Diyor ki elinde olacak, yüzük olacak ve asa olacak. Yani böyle bir hastalıkla alakası olamaz yani arkadaşlar. Bak Hazreti Peygamber Efendimiz ne demiş Tebettür Erz hakkında? Onun alametlerinden biri güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine dabbenin çıkmasıdır. Onun alametlerinden biri güneşin battığı yerden yani batıdan doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine dabbenin çıkmasıdır. Bu alametlerinden hangisi önce belirirse ötekisi onu kısa zamanda takip eder. Müslim'de geçiyor, Fitten de geçiyor. 118. Başka bir yerde ne diyor? Dabbe yanında Hz. Musa'nın asası ve Hz. Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar. O zaman bu asa Hz. Mehdi'ye verilmeyecek mi kardeşlerim? Hz. Mehdi'ye verileceğini diyor değil mi arkadaşlar? O zaman burada bizi bazı yerlerde bak çok güzel aslında bir şifre yakaladım burada. Ben o kadar araştıra araştıra bir şifre Allah bize nasip ediyor bak. Aslında çok önemlidir. Dabbe yanında Hz. Musa'nın asası ve Hz. Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar. Müminin yüzünü asa ile parlatacak. Kafirin burnunu da mühürle damgalayacak. O zaman da yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mümin, kafir belli olacaktır. Hani asa Mehdi'nin Aleyhisselam'ın eline girecekti. Bak burada da Ahmet bin Hanbel Müsned 11 bölü 491. Buna da bakabilirsin kaynaktır. Yani bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Dabbenin kelime anlamı canlı, hareket eden, varlık anlamında kullanılır. Hareket eden. Hareket etme konusuna gelirsek insan da hareket eder. İşte bilmediğimiz yaratıklar da, cinler de, hani dünya dışı varlıklar da hareket eder. Hani hareket etmeyen bir canlı türü var mı? Olabilir yani. Ama benim bildiğim yok. Mesela ne demişler? Kelime anlamında hareketle tren, otomobil gibi şeylere de tabbe denilebilir. Hani hareket eden. Mesela 1000 yıl önce yaşamış birisini hayalen günümüze getirirsek 100 vagonlu treni görse işte bu Tebettür Erz diyebilir. O zaman robot mu olabilir? Robot mu diyelim o zaman buna? Bence ruhani bir insan olacak yani. İsmi Tabbedir. Canlı yani. Belki de insanlar işte ahirette yakın cansızlaşacak, ruhsuzlaşacak. Herkes oturduğu yerden televizyon izleyecek. Herkes oturduğu yerden tatile gidecek. Artık her şey kolaylaşacak. Her şey mobil cihazlarla mesela bankadaki hesabını telefondan yönet. İşte işlerini robotlar yapsın. İşte fabrikalarda robotlar çalışsın.
İşte mesela eskiden biz giderdik bankaya mesela. Eskiden insanlar giderdi sırayla dururdu. Giderdi bankadan memurdan parayı alırdı. Şimdi gidiyor bankamatiğe vurduğu zaman zaten para hemen geliyor da kendi hesabına aktarma yapıyor. Transfer yapabiliyor. Ve insanlar tembelleştiler. Hareketsiz bir hayat içerisindeler. Demek ki biz bunu buradan anlayabiliriz. Mehdi Aleyhisselam belki de fazla hareketli olacak. Hani fazla hareketli, canlı yani. Hem canlı dediğimiz şey acaba hareket eden, insanları harekete geçiren de olabilir. İnsanları harekete geçiren, insanları bir sistemin içine çalışan yani. Allah'ın dinine, çünkü kafirleriyle Müslümanları ya da müminleri ayırt edecek. Mührü Müslümanların iyilerin alnına, kötülerine de bir şekilde burnuna, hani herkes bilecek kim kafirdir, kim. Bugün de belli aslında. Hani bu da çok açıktır yani. Bellidir. Burada da Bedül Arz acaba tek bir fert midir? Yoksa bir tür müdür sorusu hatıra gelebilir. Tek bir ferdin o kadar insana muhatap olması düşünülemez. Bu durumda onu bir tür olarak görmek daha uygun olacaktır. Bak burada herkes kendi görüşünü belirtiyor. Yani kimi hastalık diyor, kimi işte öyle böyle diyor ama bana göre böyle değil. Bak. Dabbe kelimesi Kur'an'da 14 defa geçer. 14 defa geçiyor. Dabbe. Bu kelimenin çoğulu olan Davvab. Davvab ise 4 defa kullanılır. Örnek olarak bunlardan bazılarını yazalım diyor. Bakalım. Mesela Hud suresi 10, 11. Hud suresi 6. 11. suredir. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların her dabbenin rızkı ancak Allah katı Allah'a aittir. Yani her canlının Allah'a aittir. Evet. Hani ırkları da içine koyarsın, hayvanları da, bütün canlıları da. Hud suresi 56. ayet. Her canlının dabbenin dizginini Allah'ın elindedir. Hani her canlı Allah'ın kontrolü altındadır. Tamam bu da. Nur suresi 24 yani 45. 45. ayet. Allah her canlıyı dabbeyi. Bak her canlı yani dabbe. Her canlı yani dabbeyi orada Arapça yani bu çok değişik bir şey. Yani her canlı yaz tamamdır. Yani orada dabbe yazmışsınız. Sanki çok enteresan bir şey geliyor. Sanki Mehdi olabilir yani bu. Mehdi Aleyhisselam'la alakalı olabilir. Allah her canlıyı sudan yaratmıştır. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Bak şimdi burada insanları da içine koydu. Burada sürüngen hayvanları da işin içine koydu. Yani dünyada yaşayan bir varlık olacak. Dünyada yaşayan. Aslında bize topraktan çıkmış olacak bir dabbeden bahsediyor. Bir canlı. Yani bana göre bu canlı Mehdi Aleyhisselam'la alakalı niye olabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Ait sandığı nerede şu anda? Kayıp. İki ihtimal kalıyor. Ya dabbe başka biridir ve ait sandığı onun elinde olacak. İşte Musa'nın asası olsun veya Süleyman'ın işte mührü olsun elinde olacak. O zaman Mehdi Aleyhisselam'ın eline nasıl geçecek bu? Bazı rivayetlerde, bazı hadislerde de tam tersi Mehdi'nin eline girecek diye hadisler var. Şimdi ben buradan bir şey anlamadım. Müslüm diyor ki Dabbe'nin elinde olacak. Neml suresi 82. ayete geçen Dabbetül Arz ise müfessirlerce genelde kıyamet alameti olarak açıklanır. Tamam işte kıyamet alameti. Mehdi Aleyhisselam, Deccal. Bak bir hadiste Hazreti Peygamber Efendimiz ne demişti? Güneşin batışı. Batıdan doğuşu. Batıdan doğuşu. Deccal ve Tebetül Erze çıkılmasına inanmıyorsa işte orada bir imanı onu kurtarmayacak. Yani bunlara iman lazım. Güneş batıdan doğacak ayettir yani. Ayettir. Ayette inkar etmek olmaz. Güneş batıdan doğacak ama hangi anlamda, hangi manada onu alabilir? Hani gerçekten güneş batıdan mı doğacak? Yoksa orada başka bir mana daha var olabilir mi? Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler.
Bitti. Bitti arkadaşlar. Bitti. Nur Mehdi'dir bu yani. Mehdi Aleyhisselam bak. Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman tehdit etme yani onlara yerden bir dabbe çıkartırız da bir canlı çıkartırız da insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Bu bilgisayar mıdır? Bugün herkes bilgisayarda, işte YouTube'da, işte bir şekilde başka sosyal platformlar var. Onları mı çalıştırıyor? Hani herkes artık bir alimin dizi dibinde oturmaz. Yani artık herkes bilim çağında herkes her şeyi öğrenebilir mi acaba? Bununla mı açıklanabiliyor? Yani çünkü böyle bir şey de var arkadaşlar. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın bir yerde okudu. Mehdi Aleyhisselam teknolojiyi iyi kullanacak. Yani mesela şimdi sizin kardeşlerimiz çok aktifsiniz bu platformda. Yani aranızda bir kişi diyorum ya, yani kendiniz her şeyi takip ediyorsunuz, bütün videoları takip ediyorsunuz, bana videolar atıyorsunuz. Beraber araştırıyoruz mesela. Burada sizin ne kadar araştırmacı olduğunuzu görüyoruz. Yani sadece bile gözünüzü kapatarak hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Yani araştırıyorsunuz ve buluyorsunuz. Ve en doğrusunu açıkçası yapıyorsunuz arkadaşlar. Artık bugün işte o ne dedi? Bugün bizim çok normal bir vatandaşla ben konuştum. Mesela o gün bir arkadaşla konuştum. Ya ben arkadaşa baktım. Böyle hiç alime benzemiyor. Benim o video çektiğim arkadaştan bahsetmiyorum. O ayrı. Bir arkadaş işte. Baktım böyle bir konuşmalara girdi ki. Ya dedim maşallah dedim ya. Vallahi hiç öyle tiptiğine baktığın zaman da anlamazsın ha. Adam bu kadar şey biliyor. Helal olsun. Kendini geliştirmiş yani ya. Benim bilmediğim şeyleri biliyordu. Allah var. Yani demek ki bilgi çok önemli bir şeydir. Artık insanlar alimlerden de öğrenmediği şeyi birçok yerde öğrenebiliyor. Eskiden kitaplar kısıtlıydı. Kitaplar yoktu yani. Eğer insanlar el yazma kitapları vardı eski zamanda. İlla ki bir alimin yanına gitmek gerekiyordu. Çünkü kitap yok elinde, bir Kur'an yok ya da bir sana öğretilen kimse yok. Bir şekilde gidiyordun. Mesela ben Kur'an-ı Kerim'i kendim öğrendim. Benim babam kardeşime öğretti. Benim bir kardeşim de Kur'an'ı öğrendi. Ben dedim ki ya dedim sen öğrenmişsen ben eğer ki öğrenmezsem benden aptal insan yok. Ben bir kere denedim yapamadım. Hırs yaptım. 3 günde Kur'an'ı çözdüm yani. Ve geçiş yaptım. Ama çoktandır Arapçayı okumuyorum aslında. Okuyabiliyorum da. Okumadığım için ağırlaştım yani. Ağırlaştım. Aslında okusam hemen su gibi de gider yani. Çünkü insan istediği her şeyi başarabilir arkadaşlar. Yani onun için Tebedül İşte kimi de diyor uydu bağlantılarıdır, uydudur, işte odur budur ama bana göre Mehdi'dir, Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam mesela Tebettür Arz'ın başka canlı diyor, canlı yani. Bir yerden bir canlı çıkartacağız ve bu şekilde insanlara diyecek ki siz Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Bitti yani. Doğru diyor. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bak ben siz bizim kardeşimizsiniz. Dur ben buradan ben bunu kapatayım. Dur. Ben bunu da okuyup sonra ona geçeceğim. Tabbe neler söylüyor? Şu gördüğümüz alem ilahi ayetlerle doludur. Ama insanların çoğu bu ayetleri anlamaz. Günlük olayların akışına kapılır. Gafletle günlerini geçirir. Cenab-ı Hak insanları uyarmak için zaman zaman felaketleri gönderir. Bunu bir deprem, bir kasırga, bir sel olabildiği gibi bazen de bir hayvan olabilir. Kur'an'a baktığımızda bazı kavimlere bazı hayvanların ceza olarak gönderildiklerini görürüz. Mesela Firavun ve kavmine bit, çekirge ve kurbağa gönderilmiş. Bunlar her tarafı istila ederek o inatçı insanları cezalandırmışlardır. Bunların benzerlerini günümüzde de görmek mümkündür. Rüzgarın dişleri denilen çekirgeler kara bir bulut halinde gelip ekin tarlasına inmekte ve tekrar havalandıklarında geride bir işe yarar bir şey bırakmamaktadırlar. Keza Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ve ordusunun sürüler halinde kuşlar gönderilmiş. Bunlar gaga ve ayaklarında taşıdıkları özel taşları bu zalimlere yağdırmışlar. Onları darmadağın etmişlerdir. Bu olay Kur'an'da müstakil bir sureyle anlatılır. Fil suresinde anlatılan bu olay Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinden kısa bir süre önce meydana gelmiştir. Yani anlaşıldı mı? Kur'an-ı Kerim göklerin ve yerin askerlerinin
Allah'ın emrinde oldukları bildirilir. Müddessir 31. ayet. Allah dilediği zaman bu askerlerini inatçı kimseleri cezalandırmakta kullanır. Evet, bugünkü insanlar inatçı değil mi arkadaşlar? Bir düşünelim. İnatçı değiller mi? Allah'ı inkar etmiyorlar mı? Namaz kılsalar bile Allah'ı inkar etmiyorlar mı? Ben şimdi bunu anlatacağım. Mesela su rahmettir. Ama Allah dilerse Nuh'un kavmini helak eden bir tufana dönüştürür bu suyu. Bak bu çok güzel. Gökten bardaktan boşalırcasına yağmur indirilir. Yerden sular fışkırtılır. Bunun sonunda asi ve inatçı bir kavim sulara gark olur. Tarih sahnesinden silinir. Evet. Bunu biz burada bitirelim. Bak burada ne diyor? Fatır suresi 11. ayet. Diyor ki hiçbir dişi onun bilgisi dışında hamile kalmaz ve doğulmaz. Bak bütün her şey alan elindedir. Hastalıklar olsun. İşte bizim dediğimiz birçok olay bu şekildedir. Bak ben size buradan bir Sebe suresi 14. ayeti de okuyayım. Eceli gelip de Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde asasını kemirmekte olan bir ağaç kurdu. Tebetül Arz. Bak o da orada diyor Tebetül Arz. Ölümünü onlara fark ettirdi. Süleyman yere düşünce cinler anladılar ki eğer kendileri kaybı bilselerdi o meşakkatli işe devam edip durmazlardı. Yani kısacası Tebetül Arz'ın geniş anlamı var arkadaşlar. Yani bir yerde kurt oluyor, kurtçuk oluyor. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın asasını kemiren kurtçuk oluyor tabi be. Şimdi biz bunu duyabilir miyiz? Hangi İslam alimi bana diyebilir ki dabbe bir kurçuk olacak ve o kurçuğun eline asa verilecek ve Süleyman'ın mührü verilecek. Süleyman'ın mührü ama az önceki okuduğum ayet çok önemliydi. Bak, dabbe asayı kemirip düşüyor. Başka bir ayette tebe, hani bazı rivayetlerde de işte ahir zamanda çıkacak bir dabeden bahsediyor. Ama rivayette de ne diyor? Ona asa, Musa'nın asası ile Süleyman'ın mührü verilecek. O Süleyman diğer sureden geçen dabede de var. Bak görüyor musunuz dabe? Dabe kurçuk. O kadar zaman içerisinde 3000 sene sonra işte bugünlerde daha fazla 2000 evet 3000 3000 gibi bir şey düşünelim. 3000 sene geçmiş arada. Dabbe yine de işte gelecek ayrı zamanda, kıyamete yakın bir zamanda yine gelecek. Şimdi Kur'an'da kaç tane dabbe sözcüğü var? Hani bak bir kurçuk var. Bir asa ve yüzüğün verileceği bir olay var. Yani Hasan Mehdi Aleyhisselam'a verilecek diyoruz ya. Ben de bunu böyle düşünüyorum. Şimdi debe canlı anlamındadır. Canlı hareket eden. Ama demiyor ki canavar. Demiyor ki hayvan. Demiyor ki insan. Diyor ki uyarıcı gelecek. Bir uyarıcı gelecek. Bak uyarıcı. Mehdi bir uyarıcıdır. Uyarıcı gelecek diyor. Debe ne yapacak? İşte kıyamette kafirleriyle Müslümanları ayırt edecek. Herkes kendi konumunu bilecek. Aynı hesaba gelmiyor mu? Hani Dabbe'nin Mehdi Aleyhisselam'ın bir işareti olamaz mı yani? Canlı yani. Hani şimdi o zaman Dabbe'den bahsedersen sen desen ki Mehdi değil. O zaman ben sana diyeceğim ki bu Dabbe kurt mu yani? Kurçuk mu? Diyeceğim sana. Çünkü çok canlı hareket eden anlamına geliyor. Onun için ben Mehdi desem beni kabul etmeyebilirsin. Ama sen de orada kurçuk diyebilirsin. Sen de orada işte canavar diyebilirsin. Bir şey diyebilirsin. Sonuçta hareket eden bir şey yani. Onun için bizim burada aslında açık bir kapı var. Mehdi de denilebilir. Yani Mehdi'ye bir işaret de olabilir. Çünkü Allah için diyecek ki siz Kur'an'ı inkar ediyorsunuz. İnkar etmiyorlar mı? İnkar ediyorlar. Mesela Kur'an'da ayet var. İhtiyacından fazlasını ver ayeti vardır. Ama kimse ihtiyacından fazlasını vermiyor. Herkes stok ediyor. Herkes yarınını 10 sene sonrasını
100 sene sonrasını düşünerek paraları topluyor. İşte ben torununun 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 torununu yesin diyor. Bugünkü fakir kulu kadar yemesin diyor. Saltanatçılık yapıyor. E şimdi bunu söylemeyecek mi yani? Mehdi Ali sen bunun üzerine gitmeyecek mi? Hani siz kardeşlerim hepiniz de bu sorumluluk almıyor musunuz? Hepiniz de bunun için içiniz yanmıyor mu? Hani adam kadrilyoner, dışarıda insanlar açlıktan sürünüyorlar. Mesela çalışamayan bir sürü insan var. Sizin içinizde yanmıyor mu? İşte bu da bir Mehdi ile alakalı bir şeydir. Yani bu işte bu bir canlı yani bir sistem. İşte Mehdi Aleyhisselam da onun liderliğini yapacak. Elinde asa ve mühür olacak. Hatta yüzük de olacak. İşte onun için hareket edecek. Hareket, hareket diyoruz. Harekette bereket var. Hareket edecek, bereket bulacak. Hareket edecek Hazreti Mehdi bereket bulacak. Ve bu şekilde büyüyecek yani. Zaten aynı zamandayız. Olan olaylar olacak zaten. Bak burada ne diyor? Hani büyük olaylar olacak. İşte güneş batıdan doğduğu vakit diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o gün kurtuluş yoktur. Yani tövbeler de kabul, tövbeler kabul olmayacak o gün. Onun için arkadaşlar tebettül meselesi önemli bir meseledir. Bunu inşallah başka bir yayında hocalarımızla da görüşürüz. Biraz ayrıntılı konuşuruz. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Üstü geçilmemelidir. Tebettül erdin üzerine durulmalıdır. Kurçuk tebettül eline asa verip bir yerde asa yiyor. Bir yerde asa veriliyor. Siz beni deli zannedebilirsiniz. Ama araştırıyorum arkadaşlar. Araştırıyorum. İçin içinde bazı şifreler bulmaya çalışıyorum. Yani tamam kafam bazen duruyor, aklım bazen şaşıyor ama bazen şaşırıyorum. Bazen diyorum acaba yanlış mı yapıyorum? Bunu söylemek bir sorumluluk mudur? Ama canlı hareket eden, canlı hareket insan da canlı hareket ediyor. Şimdi bir kurçuk olsa ya da bir canavar olsa gelip de insanların içine dese ki sen kafirsin, burnuna vur. Sen müminsin, alnına vur. Böyle olsa herkes korkudan ölecek. İnsan olabilir, Mehdi Aleyhisselam'ın sistemi olabilir. Deccal'la mücadele edecek işte. Bak, bir, güneşin batıdan doğması. Bu kabul edilmesi lazım. İmani olarak Kur'an'da geçiyor. Deccal, hani Deccal da gelecek, inancı olmalı. Ve tebedül Mehdi yok hani mesela. O durumda Mehdi yok. Mehdi bu olabilir işte. Ben onu yazmak istiyorum. Mehdi bu olabilir. Mehdi'nin üzeri kapatılmış bir gizli bir kitap gibi düşünün arkadaşlar. İçi boşaltılmış yani. İçi işte yüzü altın gibidir, yüzü bronz gibidir. İşte adamın işte burada bir gamzesi var, işte burada bir işareti var, işte burada bir beni var. O işte bu böyle olacak, bu böyle olacak. Bunu derken insanlar birbirine girdiler. Bence böyle bir şey değil. Mehdi Aleyhisselam bir şekilde Deccal'la mücadele edecek. Hani Deccal'la mücadelesi olacak. Etrafında az kişi olacak. Az inananı olacak ama Allah ona yardım edecek. Mikail ve Cebrail'le yardım ve uç bir melekle yardım edecek. Ve asa, yüzük, ayı sandığı getirilecek. Zaten ondan sonra zaten kimse onun belini bükemez. Deccal da yenilmeye mahkumdur. Şeytan gibi. Şeytan gibi o da yenilecek de o tayfa yenilecek. Allah'ın izniyle. Allah bizi korusun arkadaşlarım. Benim bir hatam varsa da kardeşinizi uyarabilirsiniz ya da bilgilendirme amacıyla. Ben meraklı ve araştırmacı bir arkadaşınızım. Yani cahil olabilirim. Elimden geldiği kadar bir de soru işaretleri olabilir aklımda. Ben bu şekilde bir olabilir diyorum ama kesin diyemem ki Tebetülaz Mehdi Aleyhisselam'dır. Onu kesin diyemiyorum ama işaret olabilir. Çünkü canlı canlı o da canlı yani. O da canlı o da canlı. O da topraktan o da topraktan. Hani bir kurçuğu Allah dabbe diyor ya işte dabbe. Asayı kemiren kurçuğa dabbe diyorsa hayli hayli Mehdi Aleyhisselam canlı bir varlıktır ve asasıyla mühürüyle iş başında olacak. Eyvallah kardeşlerim Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.